Arkadaşım selamlar, ben İsmail Hoca, Sevmeyle Hoca Matematik YouTube kanalındasın. Hepiniz hoş geldiniz. Gençler, AYT fırlatan kamp dedik, ikinci dereceden denklemler bugünkü konumuz. İlk defa bu videoda benimle karşılaşan öğrenciler için şöyle bir duyuru yapabilirim. PDF, ücretsiz PDF, renkli ve kaliteli ücretsiz PDF açıklama kısmında mevcut ve PDF'in içeriği hakkında da e, bu seride tamamen aynı şekilde devam ediyor. İlk sorularımız mesela burada ilk 5 soru ÖSYM kurgusu. ÖSYM kurgusundan kastımız da önceki yıllarda TYT'de, AYT'de ve MSU'de çıkan soruların sevgili arkadaşlarım neredeyse e, aynıları yani benzerleri, aynı mantaliteyle, aynı kazanımlarla oluşturulmuş sorular sevgili arkadaşlarım. Tabii ki sorular farklı. Biliyorsun yayın yasağı olduğu için bu şekilde bir önlem almak zorunda kalıyoruz ve bu e, kurgu sorular için Metin Yayınları'na teşekkürlerimi iletiyorum. Ekstradan Arkasından gelen sorular mesela burada 11 tane soru var 11-5 6 tane soru sevgili arkadaşlarım bu 6 soruda benim beğendiğim ve AYT'de karşına çıkması muhtemel olarak seçtiğim sorular zorluk seviyesi ÖSYM'nin zorluk seviyesinin belki bir tık veya yarım tık üzerinde olmak üzere bu şekilde seçtiğim sorular bu sorular için de 3-4-5 yayınlarına teşekkürlerimi iletiyorum. Şimdi toplamda 11 soru olacak bu pdf'de bu videoda dilersen vaktini çalmak istemiyorum. Kanal ee, kanala abone olduysan ve burası çok önemli videoyu beğendiysen testimize geçelim. 2020 AYT kurgusuyla başlayacağız arkadaşlar. İlk olarak birinci sorumuza bakalım. Karmaşık sayılar kümesinde demiş. i ile 1 artı 2'nin çarpımını i eksi 2'ye bölmüş ve i ile 2 artı 3'nin çarpımını 2'ye 2 i eksi 3'e bölmüş. Bu işlemin sonucu soruluyor. Şimdi şu i'yi içeri dağıtırsak sevgili arkadaşlarım şuradaki tableti düzeltmek istiyorum. i bak i kere 1 i yaptı. i ile 2 i çarptım. 2 i kare i kare 1 olduğu için 2 geldi burası. Bölü alt kısımda i eksi 2'miz var. Sağ taraftayız. i ile 2'yi i çarptım. 2 i i ile 3 i çarptım. 3 i kare yani 3 dedim. Alt kısımda da yine 2 i 3 var. Şimdi dikkat ettiyseniz zaten i 2'nin i 2 oranı 1 ve 2'yi eksi 3'ün 2'yi eksi 3 oranı da 1 olduğu için 1 artı 2 bize 1 artı 1 bize 2 cevabı verecektir arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız B şıkkıdır dedik. Devam ediyorum. 2020 AYT kurgusu olan ikinci sorumda. M ve N pozitif gerçel sayılar olmak üzere. Mx kare eksi 3Nx artı 4N eşit sıfır denkleminin kökleri M ve N'dir. Buna göre M artı N yani kökler toplamı soruluyor bize. Öncelikle bizim M ve N diye iki tane kökümüz varsa bu köklerin çarpımı yani m ile n'nin çarpımı c bölü a'dan kaynaklı 4 n bölü m'yi verecektir bize. 4 çarpı n bölü m'yi verecektir. Şimdi m ve n pozitif olduğu için her iki taraftaki n'leri ben rahatlıkla sadeleştirebilirim. Buradaki m'yi de alıp bu m'nin yanına çarpım olarak gönderirsem m karenin 4 olması gerektiğini bulurum. Buradan m sayısı ya eksi 2 ya da artı 2'dir fakat m de pozitif olduğu için eksi 2'yi almayız sevgili arkadaşlarım. Özür dilerim yanlış bir tuşa bastım. Eksi almayız ve m'nin 2 olması gerektiğini söyleyebiliriz. Şimdi bizim köklerimiz m ve neydi? Artık kökler toplamından ilerleyelim. Bizden m artı ne istenmiş? E, m'nin 2 olduğunu biliyoruz. Artık n artı 2 istenmiştir diyebiliriz. Burada kökler toplamını eksi b bölü a kısa formülüyle buluyorduk. Ve eksi b bölü a'mız burada. 3n bölü m'dir. 3n bölü m de zaten 2 idi. O halde bir içler dışlar çarpımıyla 2N artı 4'ün 3N'ye eşit olması gerektiğini buluruz. 2N'yi sağ tarafa gönderirsek 4 eşittir ne olacaktır? N olacaktır. N'yi bulduk. E, M'yi de bulmuştuk. İkisinin toplamı istenmişti. İkisinin toplamı 6'dır. O halde cevabımız A şıkkıdır deriz. Devam ediyorum 3. soruyla. 2018 AYT kurgusu. A ve B sıfırdan ve birbirinden farklı gerçel sayılar olmak üzere x kare artı a artı 3x eksi 3b eşit 0 denkleminin köklerinden bir tanesi b olduğuna göre a bölü b oranı soruluyor bize. Şimdi köklerinden bir tanesini biliyoruz b diğer köke de x2 diyelim ve bunların çarpımını bulalım. Çarpımını c bölü a kısa formülüyle buluyorduk. c'miz burada eksi 3b a'mızda 1 olduğuna göre demek ki bu eksi 3b'ye eşit. Şimdi b'ler sıfırdan farklı olduğu için götürdüm. Diğer kökü buldum. X2 eşittir. Eksi 3 geldi. Şimdi benim bir köküm B ve diğer köküm eksi 3 ise bunların toplamı B eksi 3'tür. Ve kökler toplamından ilerleyecek olursak da kökler toplamının kısa formülü eksi B bölü A'ydı. Dolayısıyla şunun eksilisi yani eksi A eksi 3 bölü 1 diyeceğim. Bölü 1'i yazmama gerek yok. Her iki taraftaki eksi 3'ü götürdüğüm takdirde ben B'nin eksi A'ya eşit olması gerektiğini de anladım. A bölü B oranı sorulmuştu. Artık B madem eksi A'ya eşit. B gördüğüm yere eksi A yazarsam A'nın eksi A'ya oranı eksi 1'i verir. O halde cevabımız da A şıkkıdır deriz. Sol taraftaki sütunu bitirdik arkadaşlarım. Ve böylelikle soruların zorluk seviyesinin 10 üzerinden 5.5-6 olduğunu da gördük. 2021 AYT kurgusu. 4. soru. X kare eksi KX artı 3 eşit 0 denkleminin diskriminantı aynı zamanda bu denklemin kökler toplamına eşit olduğuna göre K'nın alabileceği değerler çarpımı sorulmuş. Diskriminant dediğimiz şey ax kare artı bx artı c eşit 0 denkleminde b kare eksi 4 ac idi biliyorsun. O halde ben bu denklem için delta'yı hesaplarsam diskriminant hesaplarsam b'miz eksi k idi eksi k'nın karesi k kare eksi 4 çarpı 1 çarpı 3 diyeceğim. Yani k kare eksi 12 benim diskriminantım oldu. Ve bu diskriminant aynı zamanda bu denklemin kökler toplamına eşitmiş. Peki kökler toplamının formülü neydi? Eksi b bölü a. Yani eksi eksi k bölü 1'den k'ymış arkadaşlar. Yani k kare eksi 12 olan diskriminant kökler toplamı olan k'ya eşitmiş. Bu k'yı sol tarafa davet edelim. Böylelikle k kare eksi k eksi 12'nin sıfıra eşit olduğunu bulalım. Ben burayı k ve k burayı da eksi 4 ve artı 3 şeklinde açarsam k'nın 4 veyahut k'nın eksi 3 olması gerektiğini elde ederim. İşte bunların çarpımı sorulmuş cevap eksi 12 olacaktı yani cevap D şıkkıydı. Sen burada akıllılık edip şunu da yapabilirsin tabii ki. K'ya bağlı bir ikinci dereceden denklem elde ettik sonuç olarak. Ve burada K'nın alabileceği değerlerin çarpımı soruluyorsa kökler çarpımından eksi 12 bölü 1 diyerek yine cevabı eksi 12 bulabilirdin. Devam edelim. Beşinci sorumuz 2022 AYT kurgusu yani son yapılan AYT'nin kurgu sorusundan bir tanesi. A ve B gerçel sayılar olmak üzere x kare eksi 4 x artı a eşit 0 ve x kare eksi 2 x artı b eşit 0 denklemleri veriliyor. Birinci denklemin kökler toplamı ikinci denklemin bir köküymüş. Bunun kökler toplamı eksi b bölü a formülüyle eksi eksi 4 bölü 1'den 4 gelir. Ve demek ki bu denklemin bir kökünün 4 olması gerektiğini anlıyoruz buradan. İkinci denklemin kökler çarpımı birinci denklemin bir köküymüş. Bunun kökler çarpımı c bölü a'dan Bakın B bölü 1'den B gelir. Demek ki bunun da bir kökü B imiş. Şimdi bizden A bölü B oranı isteniyor. Gel madem 4 ikinci denklemin bir kökü bu 4'ü yerine yazalım ve buradan bulacaklarımızı bulalım. 4'ün karesi 16. Eksi 2 ile 4'ün çarpımı eksi 8. Ve artı B eşittir 0'mış demek ki. O halde B eşittir. Eksi 8 gelecektir. Bak şimdi B'yi bulduk. Eksi 8. Şimdi sıra A'da. Birinci denklemin diğer kökü, bir kökü de b idi ki ben b'yi eksi 8 buldum demek ki eksi 8 birinci denklemin kökü oluyor. O halde arkadaşlarım biz ne yapacağız hemen yerine yazalım eksi 8 eksi 8'in karesi 64 eksi 4 kere eksi 8 artı 32 yapar artı bir de a'mız var eşittir 0 dedik a ise buradan eksi 96'nın ta kendisi gelecektir. Madem öyle A'nın B'ye oranı sorulmuştu yani eksi 96'nın eksi 8'e oranı soruluyor eksiler gitsin 96 bölü 8 bize 12'yi yani B şıkkını verir sevgili arkadaşlarım. Böylelikle kurgu sorularımızı bitirmiş bulunuyoruz şimdi kurgu olmayan sorulara yani benim sınavda karşına çıkabilecek olarak nitelendirdiğim sorulara geçiyoruz x a'dan farklı olmak üzere x eksi a ile x kare artı a x artı b'nin çarpımından a kare fazlası x kareye eşittir. Bu denklemin kökler toplamı kökler çarpımına eşitmiş. Şimdi arkadaşlar şu a kare dediğimiz ifadeyi sağ tarafa gönderelim ki x kare eksi a kare olsun ve burada bir iki kare farkı yakalayalım. Yani x eksi a ile x kare artı ax artı b'nin çarpımı eşittir. x eksi a çarpı x artı a olsun diyelim. Şimdi bunu dedikten sonra x'in a'dan farklı o olduğunu neden vermiş bize? Çünkü x a olsaydı burasının sıfır ve buranın sıfır olma gibi bir ihtimali söz konusuydu. Ama x a'dan farklıysa burası ve burası negatif veya pozitif. Yani sıfır olmayan bir sayıdır ve rahatlıkla sadeleştirilebilir artık. Şimdi ise şunu yapıyoruz. x kare artı a x artı b eşittir x artı a olduğunu bulduk. O halde bu x artı a'yı ben sol tarafa göndereceğim. Yani x kare artı ax eksi x artı b eksi a yazacağım. Bunu yazdıktan sonra x kare artı x parantezinde a eksi 1 artı b eksi a diyeceğim ve eşittir 0 olacak. Şimdi sevgili arkadaşlarım bunun kökler toplamıyla kökler çarpımı birbirine eşitse kökler toplamı eksi b bölü a'ydı. Yani burada 1 eksi a bölü 1'den 1 eksi a'yı verir. Kökler çarpımı da b -A eksi a'ydı. Eksi a'lar birbirini sağlı sollu götürürse b'nin bir olması gerektiğini öğrendik. Peki bizden ne istenmişti? B isteniyordu. O halde cevabımız da tabii ki b şıkkıdır diyebiliriz. Evet ilk sayfamızı bu şekilde bitirdik. Umarım senin de sayfan bu şekilde kaliteli bir doldurulmuştur. Ve bu sana gurur veriyordur diyelim. Geçelim ikinci sayfamıza. İkinci sayfada 7 oğlu soruya birlikte bakalım. Şimdi 7. soruda x1 x2'den farklı olmak üzere denilmiş. fx fonksiyonu var bir tane ikinci dereceden. Ee, ve fx1 ile fx2 birbirine eşitmiş ve sıfırmış. Bu ne demek oluyor? x1 de bu ikinci dereceden denklemi sıfıra eşitliyor. Ee, i̇kinci dereceden ifadeyi sıfıra eşitliyor. x2 de bunu sıfıra eşitliyor. Demek ki x1 ve x2 bunun kökleri. Ekstradan x1 artı x2'nin f altındaki görüntüsünün 2 katı x1 çarpı x2'nin f altındaki görüntüsüne eşitmiş. Şimdi x1 artı x2 madem bu x1 ile x2 bu ifadenin kökleri demek ki burası kökler toplamı burası da kökler çarpımı olacak. Kökler toplamına bakacak olursak kökler toplamı eksi b bölü a'dan eksi eksi 2 bölü a'dan 2 bölü a gelir. Yani 2 çarpı f 2 bölü a dedim. Eşittir diyorum kökler çarpımı da 1 bölü a'nın ta kendisidir. Dolayısıyla f 1 bölü a demiş olduk. Şimdi benim fonksiyonum belli zaten. Neydi? ax kare eksi 2x artı 1'di. Demek ki 2 bölü a'yı burada yerine yazacağım. a çarpı 2 bölü a'nın karesi 4 bölü a kare yapar. Daha sonrasında eksi 2 çarpı 2 bölü a dedim. Ve artı 1 dedim. Bunun dışarıdan da 2 ile çarpmayı unutmuyorum. Eşittir. Şimdi 1 bölü a'yı yerine yazacağım. a çarpı 1 bölü a kare. Eksi 2 çarpı 1 bölü a ve artı 1 dedim. Şimdi bu denklemi çözelim. Çözmeden önce de sadeleştirilecekleri sadeleştirelim. A ile buradaki bir tane A gider. Yine buradaki A ile buradaki A'nın bir tanesi gider. Burada 4 bölü A. Bak burada ne var? Eksi 4 bölü A var. O halde bu artı 4 bölü A ile eksi 4 bölü A birbirini götürdü. 2 kere birden sol taraf sadece 2 geldi. Bu tarafta ise 1 bölü A'dan 2 bölü A'yı çıkardım. Eksi 1 bölü A kaldı. Artı bir de birimiz var. Bu biri bu tarafa gönderdim. 1 eşittir. Eksi 1 bölü a oldu. Demek ki buradan a kaçmış? Eksi 1'miş. Bizden ne isteniyordu? A isteniyordu. Demek ki cevabımız B şıkkı olacaktı sevgili arkadaşım. 8. sorumuza bakalım bu pdf'de. ax kare eksi ax artı 4 eşit 0. x değişkenli denkleminin kökler çarpımı k iken k eksi 2 bölü a bu denklemin bir köküymüş. Şimdi kökler çarpımının k olması demek ne demek? Kökler çarpımı C bölü A ile bulunuyordu. C'si 4, A'sı A zaten. 4 bölü A demek ki kaça eşitmiş? K'ya eşitmiş. Şimdi şu da bu denklemin bir köküymüş. O halde sevgili arkadaşlarım ben burada içler dışlar çarpımı alırsam 4 eşittir A çarpı K olduğunu bulurum. Daha sonrasında şunu da şunu da şunu çarpıp 2 çıkarıp A'ya tekrar bölersem A çarpı K eksi 2 bölü A yapar. A çarpı K'nın ben 4 olması gerektiğini bulmuştum burada. 4'ten 2'yi çıkardım. 2 bölü A. 2 bölü A bunun bir köküymüş arkadaşlar. Madem kökü yerine yazdığım zaman denklemi sağlamak zorunda. Yerine yazıyorum A çarpı 2 bölü A'nın karesi 4 bölü A kare oldu. Eksi A çarpı 2 bölü A dedim ve artı bir de 4'ümüz var eşittir 0 oldu. Buradan buradaki A ile buradaki A'nın bir tanesi gitti. Buradaki A ile buradaki A gitti. Böylelikle 4 bölü A Eksi 2 artı 4'ten artı 2 geldi eşittir 0'mış. Yani 4 bölü a eşittir eksi 2'ymiş. O halde eksi 2 a eşittir 4'tür ve a eşittir eksi 2'dir diyebilirim. A'nın eksi 2 olduğunu bulduk. Ne demiş? Bu denklemin diğer kökü kaçtır diye sorulmuş. Şimdi A eksi 2 ise ve bir kökte 2 bölü A ise demek ki sevgili arkadaşlarım 2 bölü eksi 2'den ben bu denklemin bir kökünün eksi 1 olması gerektiğini buldum. Daha sonrasında a'nın kaç olduğunu biliyoruz. Eksi 2 idi ya bu denklemi baştan yazarsanız eksi 2x kare artı 2x artı 4 gelecektir. E bu denklemin bir kökü eksi 1 ise diğer kökünü bulmak için kökler çarpımını kullanabilirim. Kökler çarpımı 4 bölü eksi 2'den eksi 2'dir. Bu da bir köküm eksi 1'di diğer köküm de x 2 olsun. X 2'yi bulmak kaldı geriye. Bu da bize zaten 2'yi verir. 2 kere eksi 1 eksi 2 yapar. O halde cevabımız a şıkkıydı deriz. Geçtim örnek 9'a. Delta fx eşit 0 denkleminin diskriminantını ifade etmek üzere delta'yı vermiş bize. 6m eksi 1 biçiminde. fx eşittir x kare artı mx eksi m olduğuna göre fx eşit 0 denklemini sağlayan x değerlerinden büyük olanı küçük olanından kaç fazladır? Ki aslına bakarsanız bize şu soruluyor. x2 eksi x1'in mutlak değerinin formülü vardı neydi? kök delta bölü mutlak değer a'ydı sevgili arkadaşlarım. Burada a'mız zaten 1 olduğu için bunu yazmamıza da gerek yok. Bizden sadece kök delta isteniyor. Pekala. Deltamız 6m-1 demişti bize. E ben kendim de delta bulmak istersem eğer delta eşittir b kare eksi 4 ac idi. B'miz burada m yani m kare eksi 4 çarpı 1 çarpı eksi m dedim. Yani sevgili arkadaşlarım m kare artı 4m benim bulduğum delta sorunun bana verdiği delta da bu. O halde bunlar birbirine eşit olacak. 6m eksi 1 ile m artı 4m. Şunları alıp sol tarafa davet edelim. m kare eksi 2m artı 1 eşittir 0 ise burada m eksi 1'in karesidir bu ifade. Bunun açılımıdır. Eşittir 0 dedim ve m kaç geldi? 1 geldi. Peki delta neydi? 6m 1. Yerine yazarsak 6 çarpı 1 eksi 1'den eşittir 5 gelir delta 5'miş. Bizden ne isteniyordu? Kök delta. O halde cevabın kök 5 olması gerektiğini gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Doğru cevap D şıkkıydı. Sol sütunu bitirdik. Şimdi ise sağ sütunda 10. sorumuza geçiyoruz. Ne demiş bize? Aşağıda Didemin yazılı sınavında sorulan soruya yaptığı çözüm aşamaları gösterilmiş. Ee, X-1'in kare kökü artı 7 eşittir X denilmiş Bu denklemin çözüm kümesi nedir diye soruluyor Şimdi adım adım Didem çözüm yapmış Bu çözümde hatalı olan adımı soruyor bize Şimdi öncelikle ben buradaki 7'yi aldım Karşıya gönderirim X-1'in kare kökü eşittir X-7 olur Ve bu aşamadan sonra da her iki tarafın karesini almış Doğru bir işlem yapmış bu tarafın karesi x eksi 1'dir. Doğru. Bu tarafın karesi x kare -14, x 14, 14 x, x kare 14 x artı 49'dur. Bu da doğru. Daha sonrasında x eksi 1'i sağ tarafa davet etmiş. x kare eksi 15 x artı 50 olmuş. Bu da doğru. Bunu da x eksi 10 çarpı x eksi 5 diye çarpanlarına ayırıp eşittir 0'ı kullanarak ya x eksi 10 0'dır yani x 10'dur ya da x eksi 5 0'dır yani x 5'tir demiş. Burada da çözümde bir hata yok. 5. adıma baktığımız zaman x1 eşittir 5 ve x2 eşittir 10 köklerinin her ikisini de denklemin çözüm kümesinin elemanı kabul ederim demiş. Şimdi hatalı olan 5 arkadaşlar. Neden? Çünkü biz burada aslına bakarsanız denklemi değiştirerek bir çözüm yaptık. Denklem normalde buydu ama biz her iki tarafın karesini alarak işlem yaptık. Ve bu da fazladan kökler doğurdu bize. Bu fazladan köklerden bir tanesi 5'tir. 5 bu denklemi sağlamaz. Hemen yerine yazmamız gerekiyordu 2 kökü de. Yani 5'i burada yerine yazarsam 5'ten 1 çıktı 4. 4'ün kare kökü 2 artı 7 eşittir. X gördüğümüz yere 5 yazarsak 9'un 5'e eşit olduğunu görürüz ki dikkat ettiyseniz zaten sağlamaz bu. O halde x eşittir 5 denklemi sağlamayacağı için 5'i de çözüm kümesinin eleman olarak kabul etmek de tabii ki yanlıştı. Dolayısıyla cevap 5 olacaktı. Yani cevap e şıkkıydı sevgili arkadaşlar. Ve son sorumuz 11. soru. Aşağıdaki şekilde kendi içlerinde eşit bölümlendirilmiş, farklı birimler ölçen iki cetvelin birbirine göre konumu gösterilmiş. Buna göre A gerçel sayısı kaçtır? Gerçekten müthiş bir soru. Dikkatli dinlemende fayda var. Şimdi öncelikle bak. Şurası x kare. Burası. Burası kaç tane birimden oluşmuş? Bak sıfırdan başlıyor. 1, 2, 3, burası 4. Şimdi ben bu birimlerden bir tanesinin uzunluğunu bulmak istersem eğer 4 tane birimin uzunluğu x kare ise 6 tane birimin uzunluğu ne olur? Çünkü bu cetvel 6 birim ölçüyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane. O zaman 6 tanesi ne olur? Tabii ki bu bunun 1,5 katıysa bu da bunun 1,5 katı olacak ve 3x kare bölü 2'dir diyebiliriz. Yani bu cetvelin tamamı 3x kare bölü 2 birim uzunluğunda bir şey ölçüyor. Peki şimdi şu kısma bakalım. Bu cetvelin sıfırı burada. x kare eksi x'i burada. Yani sarı cetvelin yarısı kadar boyunda bir mesafe var. Ve bu da x kare eksi x'e eşit. Sarı cetvelin tamamının boyu buydu. O halde ben 3x kare bölü 2'yi 2'ye bölerim ve bunu da x kare eksi x'e eşitlerim güzel kardeşim. Sonrasında ne mi olur? Şu olur. X'i bulurum ben. 3x kare bölü 4 eşittir x kare eksi x dedim. 4'ü aldım çarpım olarak sağ tarafa gönderdim. 3x kare eşittir 4x kare eksi 4x dedim. Sonra bunu bu tarafa gönderdim ve şunu buldum. Eşittir 0 kaldı burada x kare eksi 4 x oldu. Ben bunu 0 eşittir x parantezinde x eksi 4 yazarsam x ya 0'dır ya da 4'tür diyeceğim ki x'in 0 olma gibi bir ihtimali söz konusu bile değil. Çünkü 0 olursa uzunluk burada yine 0 olmuş olur. x kaçmış 4. O halde burası kaç olur? 16 olur. Şimdi 16 ise demek ki burası 4, burası 8, burası 12, burası 16'ymış. O halde bir sonraki 20 olur. Ve x kaçtı? 4'tü. 4'e ben a ekleyince 20 oluyorsa a 16'nın ta kendisidir. O halde cevabımız da d seçeneğidir sevgili gençler. Evet böylelikle ikinci dereceden denklemle alakalı hem kurgu soruları çözmüş olduk hem de benim 2023 AYT'de karşına çıkabilme ihtimali olan soruları seçtiğim soruları çözdük sevgili arkadaşlarım. Dolayısıyla artık tertemiz ikinci dereceden denklemlerle alakalı kafanda Karşıma şu soruda çıkabilir miydi, bu soruda çıkabilir miydi endişesinden kurtulup bu şekilde bir adım atmış oldum bu videoyla beraber. Şimdi sizden ricam her videoda olduğu gibi yine söyleyeceğim. Önemli olan zor soruları çözüp de kafanızı bulandırmak değildir. Zor soruları çözersin. Bunu e, kendin için, keyif için çözersin. Bunu e, hiç ÖSYM sınavlarıyla alakan yoksa ve matematiğini gerçekten geliştirmek istiyorsan gerçekten zor sorular senin zihnini açar, senin ufkunu genişletir. Güzel şeyler öğrenirsin. Daha iyi matematik öğrenirsin. Daha iyi matematikçi olursun. Eyvallah. Fakat amacın sadece ÖSYM'nin hazırladığı sınava girip, TYT'ye, AYT'ye girip bir üniversite kazanmaksa ve hocam benim üniversitede de matematikte bir ilgim olmayacak diyorsan yapman gereken şeyi söylüyorum. O zaman zor sorular çözmeyi bırak. Sadece ama sadece ÖSYM'nin stilini, ÖSYM'nin tarzını anlamaya gayret göster. Onun tarzına uygun sorular çöz. Ki ÖSYM'nin hazırladığı sorular ee, mesela buradaki kurgu soruları ele alalım Bir de kurgu olmayan soruları ele alalım Kurgu olan sorular sevgili arkadaşlarım Burada zorluk seviyesi 10 üzerinden 5.5-6 iken Kurgu olmayan soruların zorluk derecesi 10 üzerinden 7'leri buluyor Dolayısıyla sevgili arkadaşlar e, kafanızı bulandırmaya lüzum yok ÖSYM adlı kurup bu ülkede 30 seneyi aşkın e, sınavlar hazırlıyor Sınavlar yapıyor her sene 4-5 tane sınav yaptığını düşünecek olursak, demek ki bu adamlar 200'e yakın sınav yapmış şimdiye kadar. Belki de daha fazla. Saymadım bilmiyorum. Ama eminim ki 200'den fazla. E 200'den fazla sınav yapmış bir kurumun tarzını anlamak yerine neden biz yayın evlerinin hazırladığı zor soruları çözmeye gayret gösterelim ki? Mantıklı mı? Evet, mantıklı olduğunu biliyorum. Sen de yorum kısmına bunlarla alakalı e, puanlamalarda bulunabilirsin. Kurgu sorular 10 üzerinden şu kadar puan veriyorum zorluk seviyesi açısından. Kurgu olmayan sorulara da bu kadar veriyorum diye puanlamalarını yaparsan e, farklı kişilerle de bunu kıyaslama imkanı bulursun. Şimdi bu konu ikinci dereceden denklemlerde. Bir sonraki konumuzda eşitsizlikleri ele alacağız ve daha sonraki videomuzda da parabol diyeceğiz sevgili arkadaşlarım. Sonraki videolarda görüşürüz o halde. Sözleşelim. Hoşça kal, sağlıkla kal ve bir sonraki videoya kadar kendine dikkat et. Bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutma.